Sevgili izleyenler, tekrardan İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz ve şu anda İstanbul Bahçelievler'deyiz. Hacı Bozanoğlu tesislerindeyiz. Şanlıurfa, İstanbul Şanlıurfalılar Dayanışma Derneği'nin organizasyonunda ve Ilgın İnşaat'ın sponsorluğunda Şanlıurfalı iş adamlarımızın trit yemeği buluşmasındayız. Evet, şu anda biz konuklarımıza doğru dönüyoruz. Evet, yanımızda Türk Halk Müziği sanatçımız Sayın Selahattin Alpaybay. Selahattin Bey, özellikle merhabalar. Şu anda canlı yayındayız Güneydoğu Televizyon olarak. İstanbul Şanlıurfa Derneği'nin organize ettiği trit yemeğinde siz de katıldınız. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Vallahi gurbette hemşerilerle beraber olmak, hani bu Malatya'dır, Diyarbakır'dır, Urfa'dır falan genel anlamda baktığınız zaman o havayı teneffüs etmek farklı bir olay. Hemşerilerle bir beşeri ilişkilerimiz var. Geldik işte bir Malatya olarak. Ben de yarı Urfalı sayılırım. Çünkü müzik konusuna gelince hep Urfa Türkleri'nin Allah'tan aşağı katkıları oldu. Bugünümüze geldik. Sağ olsun Müslüm kardeşimi davetlisi olarak geldim. Hakikaten hemşerilerimle de eski dostlarımla da yeni dostlarımla da beraber olduk. Buradan değerli hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, aslında az önce de söylediğiniz gerçekten yarı Urfalısınız ve bir ayağınız Urfa'da, bir ayağınız İstanbul'daydı. Özellikle Urfa'ya geldiğiniz zaman da rahmetli Bekşi Bakır'ı hep ziyaret ederdi. Bunu çok yakinen biliyorum. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Tabii ki. Şimdi hani geçmişte tartışıldığı zaman işte şöyleydi böyleydi ama değerler var ki onlar ne kadar uzun sürede tartışılsa onların yeri doyulması mümkün değil. Bekçi Bako, ondan sonra Baki Yurtsever daha doğrusu, Abdullah Balak, özellikle Bedi Hamca'nın yanında çok kaldım. Dizinin dibinde, Urfa tabiriyle dizinin dibinde oturduk. Allah hep onlara rahmet etsin diyorum aziz mübarek günlerde ve hakikaten Urfa folklorüne katkıları tartışılmaz. Buradan tekrar diyorum, rahmet olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, şu anımızda Şanlıurfa eski milletvekilimiz Sayın Faruk Bayrak Bey var. Sayın Vekilim, Şanlıurfalı iş adamlarımız yine İstanbul'da bir araya geldi trit yemeğinde. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Biraz önce Selahattin Bey'in dediği gibi gurbette kendi memleketin, kendi kültürünü yaşamak çok önemli bir şey. Özellikle gurbette sılaya almak çok daha başka bir duygu. Yıllardır bu herkesin, gurbette olan herkesin ortak gayesi ve ortak müşterekleri kendi kültürünü, kendi çevresini bir arada tutabilmek ve bunları yaşayabilmektir. Bugün yine Şanlıurfa Dayanışma Derneği çok özel bir şeye imza attı. Birçok müşterekleri hemşerilere yaşatabilmek için, eşi, dostu, arkadaşı bir araya getirebilmek için çok özel bir çaba sarf etti. Bu çabanın sonucunda özellikle bugün bu mekanı, hem mekanı hem gönlünü açan Hacı Bozan ailesine, Ali ve Murat Bey kardeşlere ve dernek yöneticileri, başkan bey, yönetim kurulu üyelerine hepsine tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunun zorluğunu bilen birisiyim. Ben de yıllarca dernek başkanlığı yaptım. Bu topluluğu, bu kadar seçkin insanı bir araya getirmenin çok zor olduğunu bilenlerden birisiyim. O yüzden bir kez daha tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Evet sevgili izleyenlerimiz, yanımızda yine Şanlıurfa Vali Mavi'nimiz yanımızda. Sayın Valim, yine Urfalı iş adamlarımız bir araya geldi İstanbul'da. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Tabii, Urfa kadim bir şehir ve kadim şehir olmasından dolayı birçok medeniyeti de beşiklik yapmış. Bu nedenle de birçok insanımızın da dışarılarda, yani Urfalıların dışarılarda yaşamasına sebep olmuş. Şimdi tabii biz burada Urfa olarak biliyorsunuz, burada Emit Fuarı'nda da şu anda burada bulunuyoruz, katıldık. Urfa'mızı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Buradaki insanlara örfümüzü, adetlerini, geleneklerini Urfa'nın göstermeye çalışıyoruz ve medeniyetini, kültürünü, tarihini anlatmaya çalışıyoruz. Tabii burada yaşayan Urfalıların memleketlerinden ayrılarak buraya gelip bir arada yaşamaları, bu kültürlerini, bu aktiviteleri, her şeyi burada yaşayanlara göstermeleri, anlatmaları da Urfa adına çok güzel. Ve ben özellikle bu programın hazırlanmasında dernek başkanlığımız olmak üzere tüm dernek üyelerine ve katılımcılara ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz, yanımızda yine İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Bahattin Açı vardı. Sayın Valim, yine güzel bir organizasyon, bir Urfalı iş adamı yine bir arada geçmiş. Bundan bir önce yine aynı şekilde bir araya gelmişlerdi. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz? Valla sayın hemşerim, gördüğünüz gibi gurbetteki iş adamlarımız Urfa'dan bir şekilde buraya gelmiş, göç etmiş.
ekmeğinin peşinde veya eğitim için veya başka nedenlerle veya burada iş tutmuş hemşehrilerimiz. Tabii ki memleket hasretini gidermek istiyorlar. Memleketten tanışıyorlar. Birbirleriyle bir araya gelmek, eski günlerini yad etmek veya kültürlerini yaşamak istiyorlar ve bu tür organizasyonlar da bu buluşmalara vesile oluyor. Yine biliyorsunuz Emit Fuarı var. Emit Fuarı'na Urfa'dan gelen kurumlarımız var, belediye başkanlarımız var. O vesileyle onlar da hazır Urfa'dan gelmişken böyle bir organizasyon yapılmış olması hem Urfa'dan gelenlerin hem buradaki hemşehrilerimizin bir araya gelmesi neden oldu. Gördüğünüz gibi çok sayıda hemşehrimiz bu sabah burada toplanmış bulunuyor ve bu geçen sene de olmuştu aynı şekilde yine bu mekanda. Bu toplantıların böyle bu şekilde devam etmesi, organizasyonların yapılması, hemşehrilerimizin burada bir araya gelip hasret gidermesi, görüşmeleri açısından çok çok önemli, çok yararlı. Tertip eden herkese çok teşekkür ederiz. Peki bu organizasyonlar haricinde yine iş adamlarımız zaman zaman bu tür etkinliklere bir araya geliyorlar mı? Evet evet, geçen gün yine bir toplantıda iş adamlarımız bir araya gelmişti. Özellikle hem Urfa'dan gelen iş adamlarımız hem burada iş yapan iş adamlarımız karşılıklı neler yapabiliriz, Urfa'ya neler yapabiliriz, burada kendi aralarında neler yapabiliriz konuşuyorlar, bir araya geliyor. Ben de davet etmişlerdi, birinde ben de gitmiştim. Çok yararlı bir toplantı olmuştu o da. Bir araya gel, daha çok bir araya gelmeleri lazım. Zaten yakın zamanda Urfalı İş Adamları Derneği de kuruldu. O dernek bünyesinde de birçok değerli iş adamımız bir araya geldi. Onların organizasyonuydu zaten. Çünkü başka Urfa yok. Bu nedenle el ele verip kenetlenmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Tabii ki. Teşekkür ediyorum Sayın Valim. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz, evet, yanımda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanımız sağ ol. Efendim nasılsınız? Sağ olun efendim. Çok şükür. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi, Sayın Başkanımızı temsilen İstanbul'da Emit Fuarı'nı, 22. Emit Fuarı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunuyoruz. İki gündür şehrimizin tanıtımı noktasında Sayın Başkanımızın öncülüğünde çok ciddi çalışmalara imza atıyoruz zaten Şanlıurfa'da. Bu kapsamda iki gündür de Emit Fuarı ile ilgili çok yoğun katılımlı, belki siz de oradaydınız, gördünüz. Gerek Göbekli Tepe'ye herkesin çok büyük ilgisi var. Ben burada ulusal basın temsilcilerini, genel yayın yönetmenlerini de ziyaret ettim. Hepsi bana Göbekli Tepe'yi soruyorlar. Balıklı Göl'ü soruyorlar. Şanlıurfa hakikaten dünyada tanınırlığı artan bir şehir. Bu kapsamda da bu Emit Fuarı da bu organizasyon da Şanlıurfa'nın tanınırlığını arttırmaya yönelik bir fuar oldu. Bugün de İstanbul'da yaşayan Şanlıurfa Dayanışma, İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği'nin dördüncüsünün verdiği tweet buluşmasındayız. Burada dernek üyeleriyle Şanlıurfalı vatandaşlar bir araya geliyorlar ve bir kaynaşma oluyor. Bu her yıl tekrarlanıyor. Geçtiğimiz yılda gelmiştik. Bu yılda yine buradayız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sizler de Şanlıurfa'da hemşehrilerimize bu sesi, bu organizasyonu 3 gündür duyuruyorsunuz. Sizlere de bir haberci olarak yaptığınız çalışmadan dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum efendim. Sayın Şengöz, özellikle Güneydoğu Televizyonu her zaman ilklere imza atmış durumdadır. Nerede bir organizasyon, nerede bir toplantı varsa Güneydoğu her yerdedir. Tebrik ediyorum. Urfa'nın sesini nereye duyursak, ne kadar duyursak Urfa için bir kazançtır. Şanlıurfa'nın geleceği turizmde yatıyor. İnşallah belki biz görmeyeceğiz ama milyonlar Urfa'ya yabancı turist gelecek. Bunun kapılarını açacak olan da bu yayın, bu ekranlardır. Sizler buna öncelik ediyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenimiz, şu anda yayınımız devam ediyor. Zekeriya Önlü Bey'in yanına doğru gidiyoruz. Zekeriya abi. Evet sevgili izleyenler, şu anda yanımızda ünlü sanatçımız Zekeriya Önlü var. Zekeriya Bey, şu anda Urfalı iş adamlarınızın tweet buluşmasına bir araya geldiniz. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi ben ilk önce bu organizasyonu yapan Şanlıurfa Dernek Başkanımız Müslüm Kayacan kardeşime ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz mekan, bunlar da bizim dostlarımız, hemşerilerimiz. Hacı Bozanoğulları, Murat
Bozanoğlu ve Ali Bozanoğlu kardeşlerimizin güzel mekanı. Her sene olduğu gibi sevgili başkanımız ekibi tirit günü düzenliyorlar. Ben de fırsat buldukça, yani İstanbul'da olduğum süre içerisinde derneğimizin bütün etkinliklerinde başkanımızın ve ekibinin yanında durmaya çalışıyorum. Tabii bu arada işin güzel taraflarından birisi de çok görmediğimiz hemşerilerimizle bir araya geliyoruz. Hasret gideriyoruz. Bu da benim için gerçekten çok önemli. Çünkü benim haberim olduğu zaman, konu Urfa olduğu zaman, Urfalılarla ilgili bir şey olduğu zaman, hastalıklarında, iyi günlerinde, kötü günlerinde, cenazelerinde, düğünlerinde hep yanlarında olmaya gayret ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izleyen Şanlıurfalı hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şeyin müjdesini daha vermek istiyorum. Şimdi 15 Şubat'ta ben aslında 1 Şubat'ta bizim programımız olacaktı. TRT Müzik kanalında Diyarbakır'dan canlı yapıyorduk. Fakat dekor yetişmediğinden dolayı 15 Şubat'a alındı. Buradan da tekrar ben hemşerilerimle bunu paylaşmak istiyorum. Biz 15 Şubat'ta saat 19.45'te TRT Müzik kanalındayız canlı olarak. Bizi izlemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü ben Zekeriya Ünlü Show programı yapmıyorum. Sıra gecesi kültürünü, geleneğini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Tabii ki burada benim şu anda programı yapmamda en büyük yani vesile olan Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Akyürek abime de sonsuz teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, yanımızda yine Çavuş Şirketler Grubu'nun yönetiminde. Efendim, afiyet olsun. Tirit buluşmasıyla ilgili sizinle görüşünü alabilir miyim? Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Senede bir yapılan bu özel güne katkıda bulunan Ilgın İnşaat'a özellikle teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel dostlarla buluşturuyorlar. Yine dernek ve tüm ekibine, dernek başkanını Müslüm Kayacan ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Bir nebze de olsa burada hemşerilerimizle özlem gideriyoruz. Ve bu özel yemeğimizi, tiridimizi unutturmamış oluyoruz bu vesileyle. Sizlerin de ayaklarına sağlık, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, konuklarımızla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Canlı yayınımız devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Evet, sevgili izleyenlerimiz, yanımızda yine Urfalı bir iş adamımız var. Sayın İbrahim Genç. Sayın Genç, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. İstanbul Şanlıurfalılar Derneği'nin organize ettiği ve Elgin Enşant'ın sponsorluğundaki tirit yemeğinde bir araya tekrar geldiniz. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Efendim, Urfalı hemşerilerimizle bir araya geldik. Şanlıurfa Derneği'ne teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon. Bunlar devam edecek herhalde. Urfalı hemşerilerimize hasbihal oluyoruz. Güzel bir gün. Yani hemşerilerimizle bir arada olmak. Şanlıurfa'nın iş adamlarımızın böyle bu tür etkinliklere bir araya gelmesiyle daha güzel verimler alınıyor mu? Tabii ki mutlaka. Hep bir araya geliyoruz. Hasbihal ediyoruz. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz onları görüşüyoruz, dertleşiyoruz Urfalılar olarak. Ve derneğimize tekrardan bu organizasyonu yaptığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, yine yanımızda Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelmiş olan iş adamımız Sayın Ahmet Yıldız var. Sayın Yıldız, afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Tirit'te yemeğinde bir araya geldiniz ve bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Şimdi ben bu şeyde daha yeniyim. Değerli hemşerilerimle, iş adamlarıyla bir arada bulunmak büyük bir şeref, büyük bir onurdur. Birbirimizi tanımayanları da burada görmüş olduk. Buna çok sevindik. Böyle şeylerin olması güzeldir. Ayrıca sizlere çok teşekkür ediyoruz. İnsanları bir araya getirip Urfa'da sesini duyurmakla sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu da sizin bir güzelliğinizdir. Güneydoğu ailesine, televizyonuna, başta Faruk Bayık ve Ömer Kapaklı kardeşime ve sizlere çok teşekkür ederiz. Biraz sonra mekanları arkası yaparız. Evet, Ahmet Bey, özellikle Urfa'da tabii ki bir kebap sektörüne girdiniz. Ondan sonra şimdi İstanbul'a geldiniz ve burada yanılmıyorsam bir tatlı sektörüne girdiniz. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Mehmet Erçelebi kömürde kadayıf olarak Beylikdüzü, Beykent, Mado çaprazında açtım. Tatlıda diyoruz ki biz Allah'ın izniyle biz bir olacağız. Neyimiz olacak? Fıstığımızla, sade yağımızla, kaymağımızla. Bununla İstanbul'da inşallah bir olmayı hedefliyoruz.
zamanla millet bizi parmakla göstereceğine inanıyorum yani. Cenab-ı Allah önce can sağlığı, din iman versin. Gerisi de artık bir teferruattır. Teşekkür ediyorum. Evet, İbrahim Bey, yanılmıyorsam trit yemeğiyle ilgili şu anda canlı yayında biraz görüşünüzü alabilir miyiz? Urfalılara misafir olarak geldim. Tridinizi yedim. Hemşeri dayanışmasını İstanbul'da çok sık görüyoruz. Urfalıların da böyle bir dayanışma içerisinde bir araya gelmesinin içerisinde olmak istedik. Sağ olsunlar. Arkadaşların birbirine bakışı, birbirleriyle kucaklaşması birbirlerini ne kadar özlediklerini gösteriyor. Burası aslında gurbet değil. Urfa'nın da kendi mekanı olmuş. Urfalılar artık İstanbul'da olmuş. Gördük yani. Hayırlı olsun. Peki daha önce Urfa meşhur yemeği tiridi yediniz mi? Anadolu'nun birçok yerinde var ama Urfa tiridini ilk defa yedim. Çok güzel, hoş. Afiyet olsun efendim. Evet sevgili izleyenlerimiz, canlı yayın devam ediyor ve röportajlarımız devam ediyor. Aslında 11 Nisan Oda Başkanı bu, evet. Kardeşim. Efendim afiyet olsun, canlı yayındayız. İş adamlarımız yine bir araya gelmiş durumdalar. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Vallahi söyleyecek bir şey yok. Beni şey yapma abi. Ver bana. Şanlıurfa Derneği düzenlediği Tirit günündeyiz. Allah eksikliklerini vermesin. Önemli olan tirit yemek değil. Maksat bir arada olmak. Bunu da sağlayabiliyorsa Şanlıurfa Derneği, ne mutlu onlara. Biz de 11 Nisan Sıra Odası Kültür Evi olarak buradayız. Allah Şanlıurfalıların İstanbul'daki birlik ve beraberliklerini ayırmasın, daim etsin inşallah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun size. Sağ olun. Evet, sevgili izleyenlerimiz, şu anda bizim Urfalı iş adamlarımız ve sanatçımız Ahmet Algül'ü de geldiler. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Ahmet Bey, İstanbul Urfalılar Derneği'nin organizasyonundaki trit buluşma yemeğine siz de geldiniz. Bununla ilgili görüşü alabilir miyim? Efendim, böyle buluşmalar, böyle istişarelere çok memnun oluyoruz. Umarım ki inşallah bunu hep aktif hale getirip devamlı yapacağız inşallah. Ben de Fatih Bölgesi'nin başkanıyım, Urfalılar Şanlıurfa Dayanışma Derneği'nin. Böyle buluşmalar, böyle istişareler emin ol çok güzel oluyor. Memnun oluyoruz yani. Yanımda yine sanatçı kardeşim İbrahim Algüllü var. İbrahim Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu konuyla ilgili önce görüşünüzü alalım. Güzel bir toplantı. İnşallah ben de babam gibi böyle toplantıların daha çok olmasını istiyorum. Biz hepimiz burada gurbetteyiz. Tabii ki gurbette insanlar bir arada olması lazım. İnsanlar böyle bu şekilde birlik, beraberlik içinde görmek beni de çok mutlu ediyor. İnşallah böyle toplantıların devamının gelmesini istiyoruz. İbrahim Bey, yanılmıyorsam yeni bir klip çalışmanız vardı. Önceki gün onu bir ara izlemiştik de. Onun kliple ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Ne durumda? Klibimiz şu anda çok güzel gidiyor. İnşallah 1 Şubat'tan itibaren bütün yerel ve ulusal kanallarda girecek yayına. Tepkiler çok güzel. Şu anda işte YouTube'da falan tıklanmalar da çok güzel şekilde gidiyor. İnşallah yani iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Sevgili izleyenimiz, şu anda yayınımız devam ediyor. Adliye Belediye Başkanımız Sayın Feyzi Demirkol Bey'in yanına doğru gidiyoruz. Ben soram. Sayın Başkanım, afiyet olsun. Şu anda canlı yayındayız. İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği'nin organize ettiği ve Ilgın İnşaat'ın sponsorluğundaki trit buluşma yemeğinde yine bir araya gelindi Şanlıurfa iş adamlarımız. Bununla ilgili duyu ve düşünceleri alabilir miyim? Bugün İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği'nin düzenlemiş olduğu İstanbul'daki Şanlıurfalı hemşerilerimizi bir araya getiren bu etkinlik dolayısıyla ben başkanımız Sayın Müslüm Kayacan'ın şahsında İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği'nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Gurbetteki hemşerilerimizin zaman zaman bir araya gelerek Urfa hasretini gidermesi ve sılaya olan özlemlerini gidermesi yönünde
bu tip çalışmaların çok çok faydalı olduğunu ve buraya gelen insanların daha öncesinden dost, daha öncesinden birlikte, çocukluktan, gençlikten itibaren birlikte olan insanlar ve bir ölçüde hasret gideriyorlar ve bu moral depolamasıyla inşallah daha sonrasında işlerine, güçlerine daha kuvvetli, daha güçlü şekilde devam edeceklerdir. Burada UDFA'nın özünü bulduk. UDFA'nın gurbetteki temsilcilerini bulduk. Şimdi buradaki hemşerilerimizin babaları çeşitli nedenlerle UDFA'dan İstanbul'a göçmüşlerdi. Biz belediye seçimlerinde buradaki İstanbul'daki hemşerilerimiz bize destek amacıyla bir esnaf grubuyla, emekli, çalışan, memur tüm kesimlerle birlikte destek amacıyla UDFA'ya geldiler. O zaman da biz için tek tek teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Afiyet olsun efendim. Evet efendim, sizi tanıyabilir miyiz ve bu konuyla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Ben Fevzi Bey'in ilkokuldan arkadaşıyım. İsmim Mehmet Ali Altay. Şanlıurfalıyım. Bize bu organizeyi yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Bizleri bir araya getirdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar. Afiyet olsun. Evet, sevgili izleyenimiz, şu anda yayınımız devam ediyor. İş adamımız Sayın Mehmet Çavuş'a doğru gidiyoruz. Evet sevgili izleyenimiz, yanımızda yine iş adamımız Sayın Mehmet Çavuş Bey var. Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederiz Güneydoğu ailesine. Yine güzel bir olan gösterin. Yine iş adamlarımız bir arada. Yani ne mutlu ki Urfalı olduğumuz için. Bundan ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Öncelikle Güneydoğu ailesine çok teşekkür ediyorum. Yani bizleri her programda yalnız bırakmadığınız için. Derneğimize sponsor olan Halil Beylere, Ilgın İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Bunlar birer vesile. İnşallah her günümüz böyle olur, güzel olur. Bu arada ülkemizin içinde bulunduğu Zeytin Dalı operasyonundan dolayı da ordumuza Allah yardım etsin. Dualarımız ordumuzla beraber. Allah memleketimizin huzurunu bozmasın. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyenimiz, yine bu günün özellikle organizasyonunu sponsorluğunu üstlenen Sayın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanımız Halil Yılmaz Bey var. Sayın Yılmaz, yine güzel bir ortam, yine iş adamlarının bir arada. Tabii bu konuda ana sponsorsunuz. Evet. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Şanlıurfa Derneği'nin İstanbul'da düzenlemiş olduğu 3. Tirit Yemeği'ne sponsor olarak katıldık. Urfalıları burada bir araya getirmek çok güzel bir olay. Çünkü 1200 kilometre Urfa'dan uzaktayız. Ama Urfa'nın değerleriyle yaşamak hepimiz için bir şeref, bizim için. Katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu arada Türkiye'mizin şu anda Suriye'de gerçekleştirmiş olduğu operasyonla ilgili de tüm ordu mensuplarımıza Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Halil Bey, İstanbul'da da bir projeniz şu anda devam ediyor. Evet. Onunla ilgili biraz görüş açıklar mısınız? Biz bir yaklaşık 4 yıldan beri takip ettiğimiz kentsel dönüşüm projemiz var. Belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla bunu gerçekleştiriyoruz. Eyüp Sultan Hazretleri'ne yürüme mesafesinde çok yakın bir yerde yaklaşık 1050 konutu oluşan bir site. Şu anda inşaatına başladık. Hemşehrilerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevgili izleyicimiz, şu anda tabii ki bu Tirit gününün özellikle
iş adamlarımızı bir araya getiren İstanbul Şanlıurfalılar Derneği'nin başkanımız Sayın Kayacan Bey var. Sayın Başkanım, tekrardan merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir organizasyon ve yine iş adamlarımızı bir araya getirdiniz. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? Bu seferki sadece iş adamlarımız değil, İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizin hemen hemen tamamı diyebiliriz. Sağ olsunlar, teveccüh ettiler, katılım sağladılar. Bu etkinlik İstanbul'da bulunan hemşehrilerimizin kaynaşmasını, yılda olan hasretlerini gidermesine vesile oluyor. Ilgın İnşaat'a Sayın sponsorumuz Halil Yanmaz Bey, Osman Bucak Bey katılarına da teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz bizi burada yalnız bırakmadığınız için. İnşallah güzel bir program olacak. Teşekkür evet, başkanım, yanılmıyorsam 25 Şubat'ta yine bir gece organizasyonu var. Abdullah Balığı Anma Gecesi. Onunla ilgili çalışmalar ne durumda? Onunla ilgili projemiz var ama Kültür Müdürlüğü'nde bir değişiklik oldu. Yani programla ilgili belki bir aksama olabilir. Tam net değil. Zaten o konu hakkında da basın açıklaması yaparız. Çalışmamız devam ediyor sadece. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, yayınımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Birazdan tekrardan siz canlı yayında olacağız.